Teknoanem YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber QJ firmasının yeni çıkartmış olduğu Bluetooth kulaklıklardan QJ'ye AirPods Pro'yu inceleyeceğiz. Almış olduğum satış linklerini videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Fiyat bilgisini oradan kontrol edebilir ve güvenle satın alabilirsiniz. Videonun açıklamalar kısmında kısa süreliğine sürpriz de bir fiyat bulunuyor olacak. Mutlaka kontrol etmenizi öneriyorum. Şimdi hızlı bir şekilde bu ürünle ilgili detaylara geçmeye başlayalım. Arkadaşlar eğer bu ürünü almaya karar verirseniz 3 farklı renk seçeneğiyle birlikte gelecek. Piyasada QJ'nin aynı tasarımda Plus isimli bir versiyonu da var. Aynı model değil, bilginiz olsun. Kulaklığın ve kutunun boyutu ekranda gördüğünüz gibi, aynı zamanda bir oyun modu da bulunuyor bu kulaklıkta ve 80 milisaniyeye kadar gecikmeyi düşürebiliyor. Çift cihaz desteği bulunuyor, adaptif müzik özelliği bulunuyor. Kulaklıklar tek seferde 4,5-5 saate kadar şarj dayanıyor, kutuyla birlikte 30 saate kadar şarjı gidebiliyor. Aynı zamanda bu kulaklıkta 6 adet mikrofon bulunuyor, yapay zeka destekli arkadaşlar. Gürültü engelleme özellikleriyle beraber mikrofon performansını da oldukça beğendiğimi söylemek istiyorum. Videonun ilerleyen dakikalarında mikrofon performansını ve diğer özelliklerinin testlerini yapacağız arkadaşlar. Şimdi genel olarak toparlayacak olursak, bu ürünü bu dakikaya kadar gözünüze kestirmişseniz, dikkatinizi çekmişse bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten QJ'nin kulaklıkları fiyat performansı oldukça yüksek kulaklıklar oluyor. Bu kulaklığın AirPods olan modelini kullanmıştım ben. Hala durur, ihtiyacım olduğu zamanlarda kullanırım. Yani fiyat performansı gerçekten oldukça beğendiğim ürünlerden bir tanesi. Bu arada şu detayı da unutmadan, Bluetooth versiyonumuz 5.3 ve eğer abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bize destek olmanızı rica ederek kutu açılışıyla devam ediyoruz. Kulaklıkları satın aldığınız zaman bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor arkadaşlar. Hem siyah rengini hem beyaz rengini aldım size gösterebilmek adına. Şöyle kutuyu incelediğimiz zaman arkadaşlar, burada adaptif olarak bir müzik modu olduğundan bahsedilmiş. Bu arada bir tanesi bu şekilde Çince, bir tanesi İngilizce olarak gelmiş. İlginç. Burada adaptif olarak müziği ayarlayabildiğinden, adaptif ANC özelliği olduğundan, 6 adet mikrofonu olduğundan bahsedilmiş arkadaşlar. Arka tarafında da garanti belgelerini görebiliyorsunuz. 2 yıl QJ'ye garantili olarak ürünler elimize ulaşıyor. Burada da yine bazı teknik detaylar var. Çok önemli değil. Şöyle bir kulaklıkları inceleyelim. Gördüğünüz zaman parlak bir kutu, böyle hafif kaygan bir yapısı var arkadaşlar. Özellikle beyaz olanın gerçekten çok premium göründüğünü hissediyorsunuz. Aldığınız zaman gerçekten güzel görünüyor. Böyle parlak renkli olan ürünleri daha çok seviyorum ben açıkçası. Hani beyazı biraz daha parlak duruyor ilginç bir şekilde siyahına göre. Siyah da böyle matla parlak arasında böyle güzel. Burada QJ'ye yazısını görmekteyiz. Şurada bir şarj durum göstergesi var. Şurada bir butonumuz var. Bastığınız zaman kutunun şarjını burada görebiliyorsunuz. Şu an beyaz yanıyor, ne kadar görebiliyorsunuz. Ha, şöyle beyaz yanıyor. Burada bir Type-C girişimiz var arkadaşlar. Şöyle açtığımız zaman da direkt kulaklıklar bizi karşılıyor. Şöyle gördüğünüz üzere gayet güzel. Bu arada şuradaki alan da çok geniş arkadaşlar. Böyle bu şekilde alıp koymanız gayet rahat oluyor. Güzel. Şöyle inceleyecek olursak beyaz rengi, bir tane de siyahını alalım elimize. Yan yana ikisini kıyas yapalım. Şöyle şu bölümler siyahtı da parlak arkadaşlar bu arada. Bu bölümleri parlak yapmışlar. Kulağa giren kısımlar tam olarak AirPods 3. nesil boyutunda. Görüntüsü de zaten 3. nesile benziyor. Bunun bir önceki versiyonu da benziyordu arkadaşlar. AirPods 3. nesile gayet güzel, kulakta kulağı yormayan, kulakta hissedilmeyen, daha doğrusu az hissedilen bir yapısı var. Siyah rengi şu şekilde arkadaşlar. Şurada yine sağ sol olmak üzere belirtiyor. Şurada gördüğünüz gibi girişlerimiz ve parlak olan kısmımız da şu şekilde beyaz renginde de gayet şık duruyor açıkçası. Şurada mikrofonlarımız var. 6 adet 3-3 olmak üzere sağ ve solda toplamda 6 adet mikrofonumuz bulunuyor. Adaptif olarak ANC'miz var ve adaptif müzik ayarlama özelliği var. Adaptif müzik ayarlama nasıl? Yani çalan parçaya göre kendisini ayarlıyor ürün. Mesela bas yoğunlukta olan bir şarkı çalıyorsanız onları öne çıkarıyor, ya da tiz yoğunluktaysa onu öne çıkarıyor vesaire. Gayet güzel, görüntüleri hoş. Şu bölümde bir dokunmatik panel var. Buradan ürünü kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. İleri geri yaparak şu sağ tarafa koyuyorum o özelliklerini. Bastığınız zaman o özellikleri kullanarak, o dokunma hissiyatlarını kullanarak gelen aramaları da cevaplayabilirsiniz. Müzikleri de kontrol edebiliyorsunuz.
Şu an sesimi QJ'ye AirPods Pro isimli Bluetooth kulaklığımızın mikrofonları üzerinden duyuyorsunuz. Ev ortamındayım, sessiz ortamdayım, çevrede herhangi bir gürültü yok. Sessiz bir ortamda telefon görüşmesi yaptığınız zaman sesiniz karşıya bu şekilde ulaşacak. Bu arada Teknoalem YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza destek olmayı unutmayın diyorum. Şimdi hızlı bir şekilde bu ürünün gürültü engelleme özelliğini test etmek için çok yüksek bir sesle Bluetooth hoparlör ile bir cadde gürültüsü açacağım ve bu gürültüyü nasıl engelleyebildiğini bunu yorumlar kısmında belirtelim, konuşalım arkadaşlar. Evet, şu an Bluetooth hoparlör üzerinden çok aşırı derecede yüksek bir cadde gürültüsü sesi açtım arkadaşlar. Çok gürültülü bir ortamda telefon görüşmesi yaptığınız zaman sesinizi karşıya bu şekilde iletilecek. Şimdi bir sessiz olun. Bu gürültüyü size nasıl yansıttığını vermek istiyorum. Evet, şimdi gürültüyü kapattım arkadaşlar. Tekrar sessiz ortama geri döndük. Bu şekilde bir mikrofon performansı bulunuyor ürünümüzün. Gelelim ürünün ses performansına. Gerçekten fiyatının çok üzerinde bir performansı var ses konusunda arkadaşlar. Müzik dinleme konusunda gerçekten sevdiğim bir kulaklık. Bunun bir önceki modelini de çok seviyordum. Bu modelde gerçekten müzik dinlemesi oldukça keyifli. Sesler çok temiz geliyor. Yani baslar ve tizler çok dengeli. Yani şöyle müzik nasıl anlatılır size? Yani açıkçası sizde nasıl yankı bulunur? Bu anlattığım ifadeler sizi nasıl yönlendirir çok bilmiyorum. Bunu çok anlatmasını nasıl anlatırız, nasıl anlatılır çok profesyoneli değilim ama müzik dinlediğiniz zaman gerçekten keyif alıyorsunuz arkadaşlar. Verdiğim fiyatı gerçekten hak etti ya diyorsunuz. Öyle bir performansı var. Uygulama üzerinden de bu müzik performansını gerçekten etkiliyor arkadaşlar. Burada gürültü engelleme özelliği hazır bass, rock gibi hazır kısımlar var ama ben en önemlisi uyarlanabilir ses özelliği bulunuyor uygulama üzerinde. Yani çalan müziğe göre kendini ayarlıyor kulaklık ve size en uygun bir şekilde atıyorum bas ön planda olan bir müzik dinliyorsanız atıyorum rap müzik dinliyorsanız bunu ön plana çıkarak basları ön plana çıkararak size sunuyor. Ya da bir pop müzik dinliyorsanız buna göre bir ayar verip size sunuyor. Hani aldığınızda kesinlikle diyeceksiniz ki vay be yani verdiğim parayı hak etti diyeceğiniz bir müzik performansı kesinlikle bulunuyor bu ürünün. Son ses yüksekliğinden bahsedecek olursak açıkçası bana yeterli geldi. Çok aşırı derecede yüksek sesle dinlemeyi seviyorsanız kulağınızı patlatmaya niyetiniz varsa tabii ki bu ürün aradığınız ürün olmayabilir ama bence oldukça yeterli bir son ses yüksekliği bulunuyor ürünün. Geçelim ürünün uygulama anlatımı bölümüne arkadaşlar. QJ'ye QJ vurma uygulamasını kullanıyor. Şöyle bir kurulumunu beraberce yapalım. Açtığınız zaman burada cihaz ekle bölümü var. Tabii ki öncesinde Bluetooth ile bağlantı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bluetooth ile normal bağlayıp daha sonra kapağınızı açtığınız zaman kapakta sensör var. Aktif hale geliyor. Cihaz ekle diyoruz. Zaten burada direkt gördüğünüz üzere gördü. Onaylıyoruz. Bu kadar. Kurulum bu kadar basit arkadaşlar. Direkt sağ ve sol kulaklığın pilini görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım uygulamasına. Burada durumu görüyoruz. Kutunun da şarjını görseydik daha iyi olurdu ama kutunun şarjını göremiyoruz. Kapağı kapattığım için bağlantı gitti. Tekrar açtım. Bağlantı geldi. Gördüğünüz üzere çok güzel ve temiz çalışıyor. Gerçekten bu konuda da oldukça iyi. Şimdi şurada ses bölümü var. Bu ses bölümüne girdiğiniz zaman en başta burada ses efektlerim yazan bölümde nasıl seviyorsanız eğer basslar ön planda olsun istiyorsanız buradan bass seçebilirsiniz ya da rock, klasik. Burada farklı modlar var arkadaşlar. Şurada özelleştirme bölümü var. Bu özelleştirme bölümünden de kendi zevkinize göre burada müzik deneyimini güncelleyebilirsiniz. Ama buradaki şu uyarlanabilir ses özelliği yani müziğe göre kendisi ayarlıyor arkadaşlar nasıl bir ses vereceğini. Bence en güzeli ve en temizi bu. Bunu söylemiş olalım. Şimdi burada bir de gürültü azaltma modu var yani ANC özelliği. Bu ANC özelliğini kullanmak istiyorsanız da buradan bu kısmı aktif hale getirmeniz gerekmekte. Bastığınız zaman biraz zaman alıyor. Daha sonrasında burada bir uyarı veriyor arkadaşlar. Bu uyarı da şu kulağınıza taktığınız zaman hafif oynatarak bu ses gürültü ve engelleme özelliğini yani ANC özelliğini daha iyi hale getirebilirsiniz diyor buradaki uyarıda. Yani birazcık oynatarak kulağınızın içine iyi oturtturarak daha iyi bir hale getirebilirsiniz diyor. Bana kalırsa hani bir puan verecek olursam dışarıdaki sesleri 10 üzerinden 5 civarında ortalama kestiğini söyleyebiliriz.
ANC özelliği fena değil ama daha iyi olabilirdi. Ama fiyat bandı düşünüldüğü zaman da hani gerçekten haksızlık etmemek lazım. Sonuçta silikonsuz bir kulaklıktan bahsediyoruz arkadaşlar. Ne kadar dışarıdaki gürültüleri kesebilir? Burada bu göz ardı edilmemeli. Şimdi şu ayarlar bölümüne giriş yapalım. Burada gördüğünüz üzere bu manyetik alanını kontrol edebileceğiniz, yani dokunmatik alanını kontrol edebileceğiniz kısımlara atamalar yapabiliyorsunuz. Mesela demin ben bastım, sesli asistan aktif oldu. Sesli asistanı mesela Siri aktif hale getirip direkt komut vererekten WhatsApp'tan mesaj gönderebilirsiniz mesela. Kulaklık üzerinden telefonu çıkarmadan bunu aktif hale getirebilirsiniz. Buradan önceki sonraki sesli asistan, sesi arttırma, azaltma gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz. Tek tıklama, çift tıklama ve üç kez tıklama olarak geçiyor. Kulaklıkları araya olan kısma bastığınız zaman arkadaşlar burada kulaklığımı bul özelliği aktif hale geliyor. Ve sesi oynat dediğiniz zaman da ses çalarak size kulaklık yerini anlatmaya çalışıyor. Tabii ki kulak telefona bağlıyken bunu yapabiliyor. Planlanmış kapatma var. Buradan belli bir zaman sonra kulakların kendi kendine kapanmasını sağlayabilirsiniz. Burada bip sesi düzeyini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Kulaklıkta bastığınız zaman bir bip sesi geliyor. Rüzgar önleyici gürültü yazan bölümde. Bu da hani özellikle böyle nasıl anlatalım, motosiklet kullananlar için ya da dışarıda yürüyüş yapanlar için kullanabilecek bir özellik. Oyun modumuz var, yine aktif hale getirdiğiniz zaman gecikmeleri bir miktar azaltıyor. Uyku modumuzu aktif hale getirdiğiniz zaman burada zaten altında yazıyor arkadaşlar, tüm dokunmatik işlemler engellenir. Yani dokunmatik işlemleri tamamen kapatıyorsunuz ve böyle bir uyku modu gelmiş. Şurada bir yazılım güncellemesi var. Ben ilk aldığımda yazılım güncellemesi geldi arkadaşlar ve buradan yazılım güncellemesini yaptım mesela. Buradan kontrol edebilirsiniz arada yazılım güncellemesi gelirse. Daha fazla ayar yazan bölümden de cihazı adlandırma, sıfırlama gibi özellikler bulunuyor. Onun dışında da bulmak yazan bir bölüm var. Burada kendi store'una yönlendiriyor. Şurada da otomatik açılır pencere çalışsın mı gibisinden bir özellik var. iPhone'da ben hani çalıştığını görmedim. Siz de tekrar deneyelim, şöyle bir kapattım. Bakalım otomatik açılır pencere gelecek mi? Muhtemelen Android'lerde çalışıyordur diye düşünüyorum. iPhone'da çok gördüğüm bir özellik değil. Zaten gelirse de geç gelir muhtemelen. Evet, gelmedi gibi. Otomatik açılır bu pop-up ekrandan bahsediyorlar arkadaşlar. iPhone'larda gelen özellik. iPhone'da gelmiyor. Android'de muhtemelen geliyordur diye düşünüyorum. Uygulama anlatımımız da bu şekildeydi. Videomuz bu kadardı. Umarım işinize yarayacak bütün detayları size anlatmışımdır. Eğer unuttuğum bir detay varsa bunu da yorumlar kısmında bize sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.